Elişleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar, bugün sizlere elimde de gördüğünüz gibi şöyle bütün örgülerinizi kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Bu modelin ilmek hesaplamasını yaparken 4 ilmek ve katları artı 3 tamamlayıcı ilmek E2 kenar ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. 4 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Bu modelimizi arkadaşlar yelek, hırka, atkı, bere, kısacası bütün örgülerinizi kullanabileceğiniz gayet güzel bir model. Bugün sizlere bu modelin küçük bir bölümü gösterip paylaşmak istiyorum. Modelimin 4 bölümlük bir yeri için şişime 4 kere 4 16 artı 3 tamamlayıcı ilmek 19, bir de kenar ilmek ilavesi yaparak şişime 21 ilmek attım ve şöyle birkaç sıra lastik örgü ördüm. Bunun üzerine kuracağım modelimi. Modelim 4 sırada bir tekrar eden bir örgü modeliydi. Modelimin ön yüzünden örgümün yapımına başlıyorum. Birinci sırada kenar ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım ve 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 Bir sonraki ilmeğimi, sol şimdiki ilmeğimi sağ şimi ters örer gibi örmeden aktarıyorum. Ve tekrar 3 örüyorum. 3 düz. 1, 2, 3. Örmeden sağ şimi aktardım. 3 düz. Tekrar örmeden aktardım. Ve 3 düz ile sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de örüp bir modelimin birinci sırasını tamamlıyorum. Örgümü arkaya çevirdim. Modelimin ikinci sırasında kenar ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Bu arka yüzde de gene önde 3 düz olan ilmeğimi arka yüzde de 3 düz olarak örüyorum. 2 3 İpliği arkadan öne aldım. Ön yüzde örmediğim ipliğimi bu yüzde de tekrar örmeden sağ şişime aktarıyorum. İpliğimi arkaya çevirdim ve 3 düz. 2 3 Arkadan öne aldım ipliğimi. Tekrar örmediğim ilmeğim bu yüzde de örülmeden şişe aktarılıyor. 3 düz. Kenar ilmeğimi örüp modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım. Bu üçüncü sırada örmeden aldığım ilmeklerimi bu sefer bu üç düzün ortasındaki ilmeğimi örmeden aktaracağım ve tekrar örgüme 3 düz ilmeğimi örmeden alarak örgüme devam edeceğim. Yani örmediğim ilmeklerimin yerlerini değiştirmiş olacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz ilmeğin ortasındakini örmeyecektim. 1 düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Ve tekrar örgüme 3 düz olarak devam ediyorum. 2 3 Gene ortadaki ilmeğime gelmiş oldum. İlmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Yani örmediğim bu sırada ilmeklerimin yerlerini değiştirmiş oluyorum. 3 düz. Tekrar ilmeğimi örmeden aktardım. 3 düz. İlmeğimi örmeden aldım. Sıranın sonunda da gene 1 düz ve kenar ilmeğimle modelimin üçüncü sırasını tamamlıyorum. Dördüncü sırada arka yüzde kenar
kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önde bir düz ördüğüm ilmeğimi bu dördüncü sırada arka yüzde ters örüyorum. Bir ters ördüm. Ön yüzde örmediğim ilmeğimi tekrar örmeden saçıma aktardım. Yani 3 ters ve de örmediğim ilmeğimi de tekrar örmeden saçıma aktarıyorum. 3 ters örmediğim ilmeğimi aktardım. Ters ilmeğim ve son kenardaki ilmeğimi de örüp modelimin dördüncü sırasında tamamladım. Dediğim gibi modelim 4 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Şimdi birinci sıradan itibaren aynı işlemleri yaparak örgüme devam ediyorum. Birinci sırada örgümün ön yüzünde kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 ilmeğimi düz örmüştüm. 1. Bakın bu sefer örmediğim ilmeğim tekrar ortadaki ilmeğim olmuş oluyor. 2 ve de 3. Bir sonraki, bakın artık bu ilmeğim kendisini göstermeye başladı. Onu örmeden tekrar saçıma aktarıyorum. 3 düz. 4. örmeden saçıma aktarıyorum. 1 2 ve de 3. Tekrar örmeden aldım. 1 2 3 ve kenar ilmeğim birinci sıramda, ikinci sıramda tekrar ön yüzde yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde 3 düz olan ilmeğimi arka yüzde de 3 düz olarak örüyordum. 1 2 3 İpliğimi arkadan öne alıyorum. Ön yüzde örmediğim ilmeğimi arka yüzde tekrar örmeden saçıma aktardım. Arkaya çevirdim ve 3 düz. Üç düz. Kenar ilmeğimi de örüp tamamladım. Ön yüzdeyim 3. sırada. Bakın modelim yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Örmediğim 3. sırada örmediğim ilmeklerimin yerlerini değiştiriyordum. 3 düz ilmeğimin ortasındaki ilmeğim bu yüzde örmeden aktarıyorum. Örmeden saçıma aktarıyorum. 1 düz. Bir sonraki 3. ilmeğin ortasındaki ilmeğimi örmeden aktardım ve 3 düz. Bir sonraki ilmeğimi örmedim. 3. sıradaydım. 3. sırada 3 düzün ortasındaki ilmeğimi örmeden aktarıyordum. 3 Son bir ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp 3. sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüz. Ön yüzde düz ördüm, arka yüzde ters olarak örüyordum. Arka yüzde bir ters ördüm. Örmediğim ilmeğimi tekrar arka yüzde de örmeden saçıma aktarıyordum ve 3 ters.
Modelim arkadaşlar bu şekilde devam etmekte. 4 sırayı tekrar ederek örgüme devam ediyorum. Birazdan ördüm arkadaşlar modelimi belirgin olması için. Gördüğünüz gibi böyle sıralı haroşalar şeklinde güzel boyutlu bir örgü modeli. Bugün sizlere bu örgü modelimizin yapımını gösterip paylaşmak istedim. Arkadaşlar çekmiş olduğum videolarını beğeniyorsanız videolarını beğenip paylaşarak reklamları izleyerek bana katkı sağlayabilirsiniz. Katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.